bugün ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de birçok cami var. Az önce Mustafa Bey, tabii ki Mustafa Paşa Camii'nden bahsetti, ancak biz sizi bu kez Sultan Murat Camii'ne götüreceğiz ve Sultan Murat Camii'nin Üsküp için önemini biraz daha yakından anlayacağız. Ve bu caminin hemen yanında ise bir saat kulesi bulunuyor. Saat kulesini yaptıransa Yahya Kemal Bayatlı'nın babası. Hemen ismine bakıyorum, ismin yanında değil. Çok özür diliyorum. Gelin bu Sultan Murat Camii'ni biraz daha yakından tanıyalım. Camilerinden biri olan Sultan Murat Camii, Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en önemli temsilcisi olarak gösteriliyor. Sultan Murat Camii, halk arasında Hünkâr Camii olarak da anılıyor. Bu 36 yılında 2. Sultan Murat tarafından yaptırılan cami, Üsküp'te hakim bir noktada bulunuyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun işgali sırasında 1699 yılında büyük hasar gördü. 21 yıl sonra yapılan onarımda şerefe kısmına kadar yıkılan minare, duvarlarda meydana gelen çatlamalar, çatı örtüsü ve iç dekorasyonlar elden geçirildi. Yılında Sultan Reşad'ın Üsküp'ü ziyareti sırasında tekrar elden geçirilen caminin iç süslemesi de yapıldı. Sultan Murat Camii'nin hemen yanında ise tarihi saat kulesi bulunuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde kule, Yahya Kemal Beyatlı'nın babası, belediye reisi İbrahim Naci Bey tarafından 1889 yılında inşa edildi. Kulede 4 saat bulunuyor ve her açıdan görünüyor. Kule 1963 yılında meydana gelen depremde büyük hasar gördü. 5 yıl önce ise Türkiye kulenin saat mekanizmasını onardı ve çalışır hale getirdi.